Serverless nedir? Yani sunucusuzluk nedir? Bunu anlayabilmek için öncelikle server mantığına bir göz atmak gerekiyor. Bu nedenle ilk slaytım server mantığını anlatacak. Client server yapısını, sonrasında da serverless nasıl çalışıyor ona bakacağız. Şimdi normalde bu şu ana kadar bütün kullandığımız veri tabanı yönetim sistemlerinde Oracle SQL Server, PostgreSQL, MySQL vesaire bunların hepsinde veri tabanı yönetim sistemlerinin çalışma mantığı sunucu üzerinedir. Onlar kurulduğu zaman kendi altyapılarında bir sunucu vardır. O sunucu sisteme kurulur ve bütün altyapıyı o yönetir. Aslında siz sadece o sunucuyla konuşursunuz. Yazılımınızla bir şekilde, herhangi bir şekilde o sunucuyla iletişim kurarsınız. Bu mantığın çalışma olayı şöyle. Bir tane uygulamamız var diyelim. Bu uygulama mesela C Sharp ya da Java ile falan yazılmış bir herhangi bir uygulama. Buna biz client diyoruz. Bir de server tarafımız var. Bu mesela bilinen örneklerden SQL Server olsun. SQL Server'ı kurdunuz sisteminize ya da Oracle ya da PostgreSQL hepsi aynı. Bunlar kendi içerisinde bütün prosesleriyle birlikte gelir. Server process dediğimiz olay bu tek bir tane değildir. Onlarca farklı servisi ve processor vardır kendi içerisinde. Sizin bu veri tabanı üzerinde yaptığınız bütün işlemler bu aracılar sayesinde yönetilir. Bu iş parçacıkları sayesinde yönetilir. Ve tabii ki dosyalar oluşturuyorsunuz, veri tabanı oluşturuyorsunuz bu server üzerinde. Bu server yönetiyor bunların hepsini, dosyaları. Ve siz bir şey istediğiniz zaman siz serverla konuşuyorsunuz. Bu server kendi içerisindeki bütün processorlar ve bütün iş yöneticileri, araçları sayesinde bu database'deki dosyaları yönetiyor. Veri okuma işlemlerinde, veri yazma işlemlerinde vesaire. Aynı zamanda disk yönetimi, hafıza yönetimi vesaire hepsi bu server altyapısı tarafından yönetilir. Komple. Siz sadece bu sistemi bir kere oluşturursunuz ve onun üzerinde sorgular yazarsınız. Ve bu sisteme dışarıdan herhangi bir uygulama geliştirmek amacıyla bağlanmak için connector'lara ihtiyacınız vardır. Connector'lar biz genel olarak driver diyoruz. Mesela diyelim Oracle veri tabanını indirdiniz. Bu Oracle veri tabanı üzerinde istediğiniz gibi çalışabilirsiniz. Sorgular yazabilirsiniz. Ama eğer Java ile C Sharp, PHP ya da herhangi bir dille bu Oracle veri tabanına bağlanıp bir şeyler, sorgular, komutlar gönderip veriler almak istiyorsanız sizin driver'a yani connector'a ihtiyacınız var. Bunu ayrı olarak uygulamanıza yüklüyorsunuz ve diyorsunuz ki ben mesela Python kullanıyorum. Ben Python'la Oracle veri tabanına bağlanıp işlemleri gerçekleştireceğim. O zaman Oracle'ın Python driver'ını, konnektörünü kullanıp, tabi bunun alt özellikleri de var. Farklı konnektör tipleri vesaire. Ama driver'ı bu şekilde kullanıp veri tabanı sunucusuna erişiyorsunuz. Ondan sonra da isteklerinizi gönderiyorsunuz. Tabi bağlantı oluşturduktan sonra. Bağlantı oluşturmazsanız uygulama tarafında bu kullanacağınız driver'ı kullanarak server üzerinde bağlantı oluşturmazsanız aslında siz bir hiçsiniz server için. Sizi tanımaz. Yetkili değilsinizdir. Peki bu şu ana kadar bildiğimiz kullandığımız yapı. Bir sonraki slide'a geçelim. Şu anda serverless yani SQLite'in kullandığı modele bakıyorsunuz aslında. Burada herhangi bir server'ımız yok. Bu server'ın alt prosesleri vesaire hiçbir şey yok. Tek bir dosya üzerinden işlemleri yöneten, tabi birden fazla dosya da olabilir, bu farklı bir konu. Ama temelde tek bir veri tabanı dosyanız var. Bunu bir TXT'ye dosya yazmak gibi düşünebilirsiniz. Yani herhangi bir üniversitede okuyorsanız, mühendislik vesaire, bu karşılaştığınız bir şeydir muhtemelen. Mesela C ile, genelde C ile olur. İşte orada bir open dosya açma ve içerisine bir şeyler yazmak için kullanılan bir open function'ı vardır. Bu C içerisinde gömülü olarak gelen. Bir dosyayı açarsınız, ona bir şeyler yazarsınız vesaire ya da create edersiniz o dosyayı eğer yoksa gibi. Bu aslında
SQLite tam olarak aynı şekilde çalışıyor. Siz C ile nasıl bir TXT dosyası açıyorsunuz, onun içerisinde istediğini yazıyorsunuz ve yönetebiliyorsunuz vesaire. SQLite çalışma mantığı tam olarak aynı. Bunu geliştiren kişinin, hani SQLite projesini geliştiren kişinin söylediği aslında bu. Biz C'nin o open function ile yarışıyoruz diyor mesela. Hani ondan daha hızlı ve daha efektif olarak bu işi yapmaya çalışıyoruz. Çünkü yaptığı şey temelde sizin gönderdiğiniz veriyi yapısal bir şekilde disk üzerindeki dosyada tutabilmek ve yönetebilmek. Tek yaptığı olay bu aslında. Ama bunu da çok iyi yapıyor. Bu şekilde bir mantık. Bu nedenle server'a ihtiyacı yok. Siz aslında serverless SQLite modeli üzerinde siz bir C uygulaması kullanıp o kütüphaneyi kullanıp bu kütüphanenin yardımıyla onun functionlarıyla disk üzerinde bir dosya oluşturup o dosyaya veriler yazıyorsunuz, veriler okuyorsunuz. Bu size ciddi bir hız kazandırıyor aynı zamanda ve tek bir dosyadan yönetilebilir bir ortam kazandırıyor. Uygulama üzerinden bağlanmak için de çok basit. Sadece buradaki dosyaya bağlanıyorsunuz ve ona bazı istekler gönderiyorsunuz. Bu kadar. Bunları örnekler yaparken inceleyeceğiz.